Yazlar pazara gidiyoruz. Şurada çarşıda birkaç işim var da. O ne oğlum? Ne takıldı? Taş takılmış. Koca yolda taş bizi buluyor. Kızlar, pazardan geldim. Çok yoruldum. Şiddetli bir sıcak var. Hemen kısaca göstereceğim. 5 liralık hurma aldım kızlar şöyle. Tadına bakacağım. Güzelse haftaya bir daha alırım. Genelde şeyden alıyorum ama şurada kuru yemişçi mi? Kuru yemişçi var, oradan alıyordum. Bu sefer pazardan aldım 5 liralık denemek için. Muzun kilosu 8 liraydı, 9 liraydı. Şu kadar bir muz aldım. Bir tanesine Çınar Yusuf yedi yolda. Bu da 5 liraydı bu kadar kızlar. Çilek aldım kızlar. Çileklerim çok güzel böyle. 1 kilo da çilek aldım 5 liradan. Pazar poşetlerini yere koyduğum için buradan çıkarıp çıkarıp göstereceğim. Bir tane marul aldım kıvırcık kızlar. Aldığımı şu tarafa koyayım. Sonra şöyle 3 tanesi 1 liradan roka aldım. Bir tane de şöyle sarımsak aldım. Ya biliyorsunuz aslında göstermeye gerek yok ama yine de göstereyim şöyle. Bir tane de taze sarımsak aldım. 50 kuruştu sarımsak da. Patlıcan aldım kızlar. Patlıcanlar gerçekten çok güzeldi. Ve 1 liraydı. Böyle 1 kilo da patlıcan aldım. Bir kilo biber aldım kızlar. Hem yemeklik hem kızartmalık. Şöyle göstereyim. Ben bu biberleri çok seviyorum. Ben o hani ne biber diyorlar ya. Bunların büyük büyük beyazları var ya. Adı aklıma gelmeden inanmıyorum. O biberi çok sevmiyorum ben. Sonra yeşil soğan aldım kızlar. Bir demet. 1 liradan da. Ya bizim pazarda köy pazarı bölümü var. Yaşlı teyzeler falan satıyor kendi bahçesinden. Ben genelde yeşillikleri oradan alıyorum. Onlardan alıyorum. Hem onlar para kazansın istiyorum. Hem de onlarınki daha taze, daha güzel oluyor. Şöyle semizot aldım kızlar. Yoğurtlu salatasını yapacağım. Bugün akşam yapacağım hatta. Patates aldım. Kilosu 1 liradan. 3 kilo aldım. Salatalık aldım kızlar. Yine bunu da köy pazarından aldım. Bakar mısınız? Ben şu çiftli salatalıkların hastasıyım biliyor musunuz? Kıtır kıtır oluyor. Çok güzel. Salatalık aldım. Ama keşke 2 kilo alsaydım. Bazen böyle saflık yapıyorum. Niye 1 kilo aldım bilmiyorum. 1 liraydı kilosu. Şöyle kızlar 3 tane yepyeşil dereotu aldım. 3 tanesi 1 liraydı. Onu da yoğurtlu dereotu salatası falan yapıyorum. Güzel oluyor. Portakal aldım kızlar. Şöyle. Adam böyle kesti kesti herkese dilimledi verdi. Böyle suyunu sıktı. Güzeldi. Aldım. Eğer zaten görmemiş kesmeseydi almayacaktım. Yeşil ve kızlar açmayayım hiç açılmıyor. Dökeceğim çünkü bunları sebzelerime birazdan. Yeşil ve sarı elma aldım. Onu da 2 liradan buradan aldım. Patatesi gösterdim. Ben yufkamı her zaman her çarşamba pazardan alıyorum. Yufkacım da belli zaten. Bu sefer az aldım. Normalde 8 tane alıyordum. Börek yapıyordum. Börek yapacak havada değilim. Öbür haftayı yapabilirim. Çünkü yorgunum biliyorsunuz. Temizlik işleriyle de uğraşıyorum. Normalde 8 tanesi kaç taneydi? 8 tanesi miydi? 8 tanesi 5 lira, 5 tanesi de 3 liraydı. O yüzden ben 5 tanesi 3 liradan aldım. Ne yapacağım bunları? Eşime ve oğluma bugün akşam güzel bir gözleme yapacağım. Kendim yemeyeceğim mi? Tabii ki de kendim de yiyeceğim. Ama yani bir 2 tane, 1,5 gözleme yiyeceğime yarım yerim. Yanında bol bol semizotu salatası yiyeceğim yoğurtla. Ve gelelim pazarın en değerlilerine. Kızlar, hiçbirisinin adını sormayın çünkü hiçbirisinin adını bilmiyorum. 1 liradan, yani 1 liraya düşmüş fideler,
Bir tane şundan aldım. İsmini, hiçbirisinin ismini bilmiyorum ve dikmeyi de bilmiyorum. Nasıl yapacağım bilmiyorum. Ve çok bilmiyorum dedim ya. İki şöyle, onların ikisi aynı herhalde. İki tane şöyle takım. Biri daha koyu kırmızı. Biri pembe. Aldım. 2, 4. Bir tane şundan aldım kızlar. Hoşuma gitti. Bilmiyorum. Şu. Bir saniye. Ve iki tane de kızlar. Ay. Yıpratmayın. İki tane de çilek aldım. Bakın çilek bile vermiş. Bakar mısınız? İki tane de çilek. Ay. Ay ne güzel. Bunları balkona koyacağım şimdi. Bugün akşama bunları, yani bütün işlerimi bittikten sonra bunları halledeceğim kızlar. Dikeceğim. Saksım var, toprak var. Toprak yetmezse eşime söyleyeceğim. Şuradan A101'den alıp gelir. O kadarını da o yapsın değil mi? Ay nasıl alacağım bunları? Şöyle alıp balkona götüreyim. Aslında daha fazla alacaktım da çiçeklerden. Kızlar hem anlamıyorum nasıl açıyor, nasıl oluyor. Hepsi balkon çiçeği dedi. Olur dedi adamlar. Zaten uzun saksım var. O soğanlar var içinde. O soğanları sökeceğim. Onları atacağım. Toprağı temizleyeceğim. Onun içine çiçekleri dikeceğim böyle. Ondan sonra acaba yine bir saksım var. Ona çilek dikeceğim. Öyle kızlar, bir şeyler yapacağım bakalım. Son halini size gösteririm. Şimdilik görüşürüz. Evet kızlar, patatesler kaynıyor. Gözlem yapacağım. Bu arada şu çok kapkaraydı ya. Buna her şey denemiştim, çıkmamıştı kızlar. Şey yaptık. Bunu buradan eşim zorla çıkardı. Elime aldım. Ondan sonra şunu uyguladım, göstereyim. Şu pas ve kireç çözücü var ya. Ondan döktüm, porçöz döktüm. Hepsini karıştırdım kızlar. İçinde bayağı bir beklettim sıcak suyun içinde. Ondan sonra beklettikten sonra iyice böyle çay kaşığının arkasıyla kazıdım onu. Ondan sonra da telledim. Yani bayağı çıktı, hiçbir şey kalmadı. Ama şu boru sanırım yani beyaza boyanması gerekiyor. Yani bilmiyorum ama tabii ki de elalemin evini boyayacak değilim. O şekilde onu da göstereyim dedim. Patatesler kaynıyor kızlar. Şuraya sebzeotlarını suya ısladım. Bu arada parmağımı kestim. Şu yarı badanını bir değiştireyim. Bugün sabah kestim, yapıştırdım. Ondan sonra bunları ısladım. Bunları ayıklayacağım. Şunun içine koyacağım. Yoğurtlu sebzeot salatası yapacağım. Yufkalarımı da şöyle açayım. Patatesleri gözlemeler için yapıyorum. Eşim peyniri de istiyorum dedi. Onun kendi annesinin yaptığı peynirden de ona bir tane de peynirli yaparım. Bir de iki tane isterse iki tane yaparım. Beş tane var kızdan zaten. Hepsini yapacağım. Yenilen yenilir, yenilmeyen kalır. Bir de çay demlerim. Şu minnak çaydanlığımla. Öyle canlar. Bu arada çöp kıvam nasıl olmuş? Bayağı diğer çöp kıvama göre büyük yani. Bayağı işimi gördü. Dolap çöp kıvası istiyordum kızlar ama çok minnak minnak oldukları için yani çok heves ettim ama vazgeçtim. Yani sırf dolap çöp kovasına heves etmem de şundan dolayıydı. Tezgahın üstünde çöp kovam olmasını istiyordum. Yani böyle dolap içine falan çöp kovası koymayı sevmiyorum ben. Koku yapıyormuş gibi geliyor. Balkonda da çöp kovam var. Kocaman bayağı 10 litrelik falan var büyük. Pembe, o da çok güzel. Ama onu da ikide bir balkona götür getir çöp olmuyor kızlar. Bazen suya akacak şey oluyor. Benim elimin altında olması daha iyi oldu. Hem böyle tezgahlara falan uydu. Baharatlıklara uydu. Ne bileyim, halıma, masama, şunlara hepsine uydu. Pembe oldu. Bu arada şunu göstermek istiyorum. Şu ikili şöyle çok böyle çingene pembesi. Böyle turuncu gibi gözüküyor ama turuncu değil, çingene pembesi kızlar bu. Böyle tutacak. Eski zamanlarda kaldı ama ben seviyorum. Süs olarak böyle fırınımı astım. Kendim ördüm kızlar, onu da söyleyeyim. Şimdi eşim süt almaya gitti kızlar. Eşim sütü alıp gelecek. Sonra sütü falan kaynatacağım. Yoğurdumu bugün yapmayacağım ama ben sütü kaynatıyorum. Bu arada ben bayağı bir senedir 2 senedir yok 2-3 senedir falan yoğurdumu kendim yapıyorum kızlar. Sütümü kaynatırım. Bir gece bekletiyorum.
Kızlar kapı çalıyor, bir saniye. Süt geldi. Bu benim tencere takımımın en büyük penceresi. Ben yoğurduma hep buna çalıyorum. Yıllardır buna yapıyorum. 5 kilo alıyoruz süt. Ne oldu oğlum? Çınar babasının cüzdanını karıştırmak istiyor. Babası da izin vermiyor. İçeride bir bağırış, curcuna. Üf. Çok strese sokuyorlar ya. Yine babası gelince var ya, otomatikman değişiyor Çınar. Kızlar şöyle 5 kilo süt aldı geldi. Şimdi köyden geliyor bu süt. Fırına geliyor. Fırından alıyoruz. Ama çok pardon. 2 liradan alıyorduk. 2,5 olmuş, zam gelmiş. Onun ilerisinde bir market var. Oraya da köyden süt geliyor. 2 lira. Eğer oraya zam gelmediyse oradan alsın eşim. Söyledim. Bu ne ya? Hemen biraz böyle satılınca, müşterisi çoğalınca hemen zam yapmışlar. Her yerde 1,5-2 lira süt. Tertemiz mi şu anda? Hiçbir şey yok. Evet. Sütü koydum kızlar, onu bir kaynamaya. Şu patatesleri piştiyse alayım onları. Bunlar pişmiş. Şuraya sütü alayım da. Kaynasın. Kaynatacağım kızlar. Kaymağını falan üstünden almıyorum. Çünkü şöyle, kaymağı zaten üstünde kalıp gibi kalıyor arkadaşlar. Bir gece beklettiğim için. Ertesi gün mesela kaymağım çok güzel kapkalın oluyor böyle. Tabi sütüne göre değişiyor da. Alıyorum tabağa, saklama kabına. O şekilde tüketiyoruz, yiyoruz kahvaltıda falan. İyi oluyor. Yarın da çalacağım işte sütü. İşte maya getirecektim kayınvalidemden. Unuttum maya getirmeyi. Hazır yoğurtla çalacağım. Hazır yoğurtla çalındığı zaman işte iyi olmuyor kızlar ya. Böyle ya, iyi oluyor ama 3-4 çalmadan sonra iyi olmaya başlıyor. Yapacak bir şey yok. Ben şu patatesleri falan bir soğutayım. Onları soymaya başlayacağım. Bir yandan çay koyacağım. Bir yandan semizotu salatasını yapacağım. Bir yandan gözlemeleri yapacağım. Ay ana. Tabii size göstermeyeceğim, gizli yapacağım bu işleri.
bunlar. Patatesleri soydum. Ben iki defa patates ezeceği aldım. Şu elle şöyle eziliyor ya. İkisini de kırdım. Ondan sonra vazgeçtim almaktan. Su bardağı varken patates ezeceğine gerek var. Şöyle su bardağın arkasıyla, şu şekilde arkasıyla haşlanmış patateslerimi bir güzel eziyorum kızlar. Işık nasıl ki acaba? Ah bu kol kuvveti, ah bu kollar. Nedir bu ellerin kollarını çektiği? Evet kızlar, ezildi. Şimdi bunun içine ne katacağım? Çayı demledim bu arada. Salaklaştım. Ha, biraz şey katayım. Zeytinyağı katayım. Zaten az yağlı tavada pişireceğim. Azıcık pul biber katalım. Birazcık da karabiber katalım. Başka bir baharat, kekik, nane falan katmayacağım kızlar. Sevmiyorum. Çok da patatesin tadı gitmesin. Zaten patatese bence en güzel yakışan karabiberle pul biber. Tabii bu sizin zevkinize göre, damak tadınıza göre değişir. Tuzunu atacağım. Tuzu da fazla abartmayacağım. Şöyle çatalla eze eze yedire yedire yağını falan karıştırıyorum kızlar. Rendeleyebilirsiniz de siz ezmek istemiyorsanız. Hiç fark etmez. Dediğim gibi size kalmış bir şey. Zaten illaki hepiniz biliyorsunuzdur. Ama derler ya hani her yiğidin yoğurt yiyişi farklıdır. Ama öyle bir laf vardır. Hani herkesin bir el lezzeti ayrıdır. Yapma şekli ayrıdır. Kimisi patatesi çiğ çiğ rendeler, kavurur yapar. Kimisi haşlar, kimi ezer, kimi ezmez. Ne bileyim işte. Ama ben böyle hani çok affedersiniz delinin bellediği gibi hep aynı şeyleri aynı düzende yapmayı sevmiyorum aslında. Farklı bir şeyler bulursam farklı şekilde denemeyi hoşuma gidiyor. YouTube bana çok faydalı oluyor kızlar bu konularda. Mesela çok böyle bilmediğim çok şey öğrendim biliyor musunuz ben? Sizler öğrendiniz mi bilmiyorum ama bazen böyle bilmediğim şaşırdım. Aa bu da böyle miymiş? Deyip de öğrendiğim çok şey oldu YouTube'da. Mesela ben bu kahvaltı salonlarında falan yediğim gözlemleri çok seviyorum. Onlar yumuşacık oluyor. Onların içindeki patatesleri inceledim ben. Aynı böyle haşlayıp baharatlayıp ezmişler. Şimdi kızlar, bunun da tadına bakmak istiyorum. Gayet güzel. Ama domates alamadım bu arada. Domatesin kilosu 10 liraydı. Yarım kilo alsam ne kadar girecek zaten? 10 liraya kalkıp domatese veremem yani. İçim kan ağlardı. 1-2 hafta beklerim. Haftaya bakarım bakalım. Geçtiğimiz haftalarda bayağı ucuzlamıştı. 3 liraydı, 5 liraydı ama 8 lira, 9 lira, 10 liraya çıkmış kızlar. Şimdi ben şurayı bir temizleyeyim de. Ben bu balık tavası diye aldım. Bunu ama her şeyde kullanıyorum. Bu balık tavamı çıkardım. Geçen tavuk pişirirken kızlar burası çok böyle şey oldu. Korkutelleyemiyorum da teflon olduğu için çizilir diye.
Böyle kaldı, böyle kullanacağım artık. Yapacak bir şey yok. Gözlemeleri de onunla yapacağım. Yani geniş geniş hem kapaklı. Nasıl yaptığımı da göstereceğim şimdi. Şimdi yağ falan dökmeyeceğim. Patatesin içine yağ var. Dışında zaten sana yağ falan bir şekilde yani yapacağım. Daha güzel kızarsın diye. Bir arkadaş demiş bu arada sana yağ kullanma lütfen. Yapımını ben görüyorum. Arkadaşım tamam teşekkür ederim bir tanem de. İşte maddi durumlar el verdikçe tereyağı almaya çalışıyoruz yani. Ama ne bileyim pasta börek yaparken falan hep sana yağ kullanıyorum. Yapacak bir şey yok yani. Şu kadarcık tereyağı 20 lira iyisini almaya kalksam. Öyle onu da bir dile getireyim dedim. Ama çok teşekkür ediyorum verdiği bilgi için. Çok sağ olsun düşündü ki söyledi. Ama dikkat edeceğim bundan sonra. Dikkat etmeye çalışacağım. Zaten bir de şunu söyleyeyim. Ben hiçbir yemeğimi kullanmıyorum. Sadece eşim pilav isterse özellikle o istiyor. Tereyağlı yemek istiyorsa da tereyağı alsın. Bu kadar basit yani. Şimdi benim aklıma fikir var da. Acaba diyorum biraz süt mü gezdirsem? Evet olabilir. Kızlar biraz süt koydum şu kaseme. Birazcık da yağ damlattım içine. Böyle yumuşacık olsun diye. Aslında yoğurt da yapabilirsiniz ama ben yapmak istemiyorum yoğurt. Zaten yoğurdum da az. Bir çalmalık yoğurt kaldı. Bir de zaten semiz otunu falan yaptım ya. Şöyle biraz yufkama gezdiriyorum. Yeterli bence o kadar. Ve patateslerimden alıp şöyle elimi sürmek istemiyorum. Şunda yara bandı olduğu için. Yoksa kamera çektiğim için falan değil kızlar. Sırf yara bandı olduğu için. Ama bunda yara bandı yok değil mi? İşte Çağla'nın aklı bu kadar. Bununla yapsana Çağla. Ah Çağla vay Çağla. Birisi demiş ki lütfen kendine bu şekilde hakaret etme gibisine bir şey söylemiş. Ah canım benim çok mu üzüldüm kuzum. Tamam bir daha etmem ama gerçekten kızlar çok sinirlendim dünya. 32 dakikalık fıstık gibi video gitti yani. Benim hatamdan dolayı gitti. Böyle patateslerimi koydum. Şimdi kızlar bir böyle katlıyorum. Böyle bastırıyorum. Bir böyle katlıyorum. Hafiften bastırıyorum. Bir böyle katlıyorum. Yine bastırıyorum. Bir de böyle katlıyorum. Ay yine çok şey öğrettim size kız. Şöyle bastırıyorum, böyle bastırıyorum. Diyeceksin sen biz nasıl şey yaptığını bilmiyoruz. Ne yapayım ya? Böyle hiç konuşmadan da yaparken de böyle kendimi tuhaf hissediyorum. Şimdi tavanın altını açıyorum kızlar. Çünkü o sütte maşallah kaynamaya başlamış. Evet. Tava. Şimdi ben şuradan bir şey çıkarayım da. Sanayağı. Bu arada ben sanayimde dediğim gibi şu şekilde kızlar. Dört tarafta saklama kabım var. Böyle kabından çıkarıp bunun içine koyuyorum. Bu şekilde muhafaza ediyorum. Biraz koyalım. Siz tabii çok uzak kaldınız. Kızlar gözlemeler hazır sayılır. Burada bir tanesi daha pişiyor. Sütüm de hala kaynıyor. Biraz sonra kapatacağım sütü. Bir tane kaldı şurada. Onu da pişirdikten sonra sofraya oturacağız artık.
Ben ya bir tane ya da yarım yemeği düşünüyorum kızlar. Artık nasıl yaparım bilmiyorum. Semizotu salatasını zaten özellikle yaptım. Bol bol ondan yiyeyim de karnım doysun diye. Ya bir tane de yesem bilmiyorum. Herhalde bugün de kaçamak oluversin. İlk ikinci günden kaçamak olur mu Çağla diyeceksiniz ama. Ne yapayım ya, baksanıza nasıl güzel görünüyor. Ya yarım ya da bir tane yiyeceğim kızlar. Evet kızlar, bugünlük de bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın, sağlıklı kalın. Benimle kalın. Eğer kanalıma yeni rastladıysanız beğen tuşuna basmayı ve abone olmayı lütfen unutmayın.